Demek istiyoruz. Şimdi Çamadağ Köyü adını Çam Ormanı'ndan alıyor. Yaklaşık 170-180 yıllık bir tarihçesi var. Tahtacıyı mutlaka duymuşsunuzdur. Toros Doğu dağları eteklerinde mutfaktaki canlar. Tahtacılık ağaç kesen değil. Ağacı kutsal bilen insanlarız. Biz ağacı kesmeden önce ağaca kurban keserek gülbenk okuyarak, biz gülbenk diyoruz dualarımıza, gülbenk okuyarak ağaçtan, doğadan özür dileriz. Eğer gördüyseniz en çok çam ağacı bu çam alanında. Çünkü biz ağacı kesmeyiz. Öbür komşunun hizmeti. Dolayısıyla zarar ziyan var. Kurma ağacı yapıyor komşu. Efendim, Hasan'la bir şeyim var. Yan yayar simene sar beni, dağlar karami açma yarını perişanımı. Yan yayar simene sar beni. Belediyemizin düzenlediği bu gezilerle Mersin'in göremediğimiz yerlerini geziyoruz. Güzel gezilerden mümkün olduğunca yararlanmak istiyoruz ve çok mutluyuz. Güzel bir rehberimiz bize eşlik ediyor. Her zaman arkamızda sağlık ekibimiz var. Kendimizi güvende hissederek çok güzel gezilere katılmış bulunuyoruz. Hele pandemiden sonra bunlar bize ilaç gibi geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Vahap Seçer'e, Büyükşehir'e binlerce teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik. Bu etkinlikler inşallah bu şekilde devam eder. Biz çok memnunuz. Ve bugün bu Çamalan Yaylası'nda ben özellikle buraya para versem gelemem. Otobüs tutsam, araba tutsam gelemem. Ve biz binlerce teşekkür ediyoruz. İnşallah bu etkinliklerin devamını bekliyoruz.